Arkadaşlar Minecraft ev yapımı göstereceğiz. Ne? Bağırma. Mobizeni yükle, mobizeni yükle, mobizen. Hadi mobizen yükle. Şimdi yaratıcılık devam oyuna. Sen bölümüne girebilir miyim ya lütfen? Nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Lütfen söyle. Ay yüklenelim. Şimdi boş bir arazi bulacağız. Düz alan. Aha maden var. Deniz varmış bu yanda. Mobizen yüklendi. Açıyorum. Ben buraya bir ev yapacağım. Arkadaşlar şimdi. Şöyle bir şeklinde 10 kare şöyle bir. Mobizeni açabilir misin bana? Bekleyin arkadaşlar daha azıcık. Arkadaşım var desene. Evet arkadaşlar yanında ben de varım. Yükle bu. Seninkini olmuyor. Niye? Bilmiyorum. Aa, Samsung'da da var. Samsung mobizeni de varmış. Evet arkadaşlar şimdi çok bir güzel şey yapacağım. Kaç kare oldu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bu şeklinde olacak. Sonra şuradan 3 kare boşluk bırakılarak 1 ya da 2 bırakalım. 2 bırakalım, 2 de olur. 3 şöyle yapalım. Yükleniyor mu bize? 1 2 3 4 5 Samsung 2 3 4 5 6 şöyle 2 şöyle 51 şeklinde olacak arkadaşlar. Aa, yapar mısın oluyor te? Ne olacak şimdi? Başlıyor. Video çekmeye başlıyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, vardı işte. Server bölümüm vardı arkadaşlar. Onu oynayacağız. Şimdi şu kutuyu aldım. Tahtım eşyacı. Tahtalarını alacağız. Saf gibi evimi patlattım. Ayı gibi. Evin içinde. Evin ağzına bulundum. Ama merak etmeyin. Ben hileli de değilim arkadaşlar. Hileli de olsam daha güzel olabilir. Arkadaşlar Creeper var. Arkadaşlar. Ben şu an ağaç falan kesmeye gidiyorum. Ben bu kadar şey nasıl bilirim? Ne de oldu ya? İşte ben tek gözlerimi şu ağaçı da kesmemek yapamıyorum.
arkadaşlar. Her arkadaşın. Sen Barış'la görüşüyor musun? Görüşüyorum. Tamam, ne var? Size paylanço ile korku videoları izleteceğim. Yazacağım şu anda. Şimdi arkadaşlar siyah bloğu alacağız. Yanımda arkadaşım da var. Adın neydi? Enes. Enes işte. Benden büyük ya. Ben daha küçük yaşımdan. Şimdi siyah blok arıyoruz. Şu olmaz. Geçtik galiba. Şu galiba. Dur bakın alamazsın. Bu. Bu yünmüş. Yün olur. Bizim için. Ne yapıyorsun sen? 1, 2, şimdi arkadaşlar 2, 1, 3, 4, 5. Arkadaşlar 5 yapacağız oraya. Arkadaşlar yanlışlık bir şey yok yok. Arkadaşlar, benzincide, tamam. Bir de şu var, bir de şu var müsterseniz, şu. Bir de dışarıda var. Arkadaşlar, ben bunu diyordum. Arkadaşlar, bir dakika oldu. Bu değil, bu reklam. Bu başlar. Bana baksana bazen. İşte ev yapıyor diğer arkadaşım da. Arkadaşım. Son birkaç aydır Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı bölgelerinde palyaço kostümüyle dolaşan insanlar görülmeye başlandı. Evet, doğru. Bak, arkadan gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yaptık şimdi. Beton bloğumuzu alıyoruz. Arkadan paylanço geliyor bak. Şuradan. Şöyle arkadaşlar. Ötekinin uzasına gelecek şekilde. Siz git diyorlar şimdi. Bak, çıkıyor oradan arkadaşlar paylanço. Şimdi beyaz bloğu bulacağız arkadaşlar. Evet. Önünde, arabanın önünde korkmuyorlar. Çeşitli yerlerde. Bak, palyaço orada koşuyor. Ansızın beliren palyaçolar. Meşhur da bulunuyor. Bu hayvan sayısı o kadar artmış durumda ki sadece Ağustos ve Eylül döneminde saptanan yüzden fazla vakayla ilgili interaktif bir harita. Bu değil arkadaşlar. Nerede o? Şu galiba. Neden böyle bir fenomenin ortaya çıktığı henüz... Arkadaşlar durun be. Bilinen şey ise hepimiz olmasa da bazılarımız palyaçolardan korkuyoruz. Hem de çok. Eğer sizde de böyle bir korku varsa üzülmeyin, yalnız değilsiniz. Çünkü hemen hemen her 10 insandan birinde böyle bir korku var. Gayri resmi adı koldrofobi. İnsanlar üzerinde çok ciddi izler bırakabilen bir fobi türü. İleri derecedeki hastalar bir palyaço gördüklerinde titreme, hızlı hızlı nefes alma ya da bağırma, çığlık atma gibi bir takım tepkiler gösterebiliyor. Ben yemeyeceğim. Ben sevmiyorum mısır. Aa! Yaranıza koy da belki atarsın güçlü. Şimdi arkadaşlar mısırımızı yiyoruz. Evet. Siteleri bile var. Gidip
Palyaçoların palyaçoluğun amacı insanları özellikle de çocukları güldürmek, üzerinde bir tebessüm meydana getirmek değil mi? Hatta markalar çocukların ilgisini çekebilmek için maskotlarını bile palyaço olarak seçiyor. Peki neden bazılarımız onlardan bu kadar çok korkuyor? Çünkü beynimizde bir çeşit otomatik yüz algılama ve tanıma sistemi var. İnsan yüzü gördüğümüzde hızlıca analiz. Arkadaşlar kararıyor var. Arkadaşlar evimiz olmadı maalesef. Burada geçiyorum. Böyle olacaktı. Şu boş kalan yerleri cam yapın siz. Yanlış yapmışız. Ben şu bloğu azıcık ışığını kaydıracaktınız. Bak şunu, şu koyduğum yerdeki bloğu oyunu azıcık sağa kaydıracaktınız. Burada kapatıyorum. Görüşürüz. Bye.